Onu sorduk. Var mı tepki? Bir şey söylendi mi diye. Bizde şey bile olmadı. Yani burnumuzun dibinde olan olay. Amerika'da mesela hemen başkan en yakın ekibi kurmayları topladı. 2 saatlik bir görüşme yaptılar. Bizde bilmiyorum, Dışişleri Bakanlığı'nda belki görevliler vardı ama yani Cumhurbaşkanı o ekibi toplayıp şeyde sarayda böyle bir görüş alışveriş falan pek yapmadı gibi görünüyor. Böyle bir haber almadık. Yani aslında şöyle, eskiden hatırlasana bizim gençlik yıllarımızda, gazetecilik yıllarımızda şöyle haber olurdu. Genelkurmay'ın ışıkları sönmedi. Evet. Dışişleri Bakanlığı'nın ışıkları sönmedi. Çankaya'nın ışıkları sönmedi. Ben bilmiyorum, senin de dediğin gibi sönüp sönmediğini bilmiyoruz. Yani yanıp yanmadığını da bilmiyoruz dün gece. Herkes bence mışır mışır uyumuştur diye tahmin ediyorum. İşin büyük olasılıkla. Tabii. Şimdi tabii niye kimse sesini çıkartmıyor onu da söyleyeyim. Demin anlattım ya biraz. Yani şimdi diyelim ki Türkiye açıklama yaptı. Yani İran ne yapıyorsun abi, böyle olur mu falan gibi bir laf etseydi rezil olur Türkiye. Yani Arap ve Filistin halkı nezdinde rezil olur. Diyecekler ki ya kardeşim intikamımızı alıyor İran. Yani Filistin halkından yana tavır koyuyor. Sana ne oluyor falan der. Onun için herkes çekiniyor. Yani Arap iktidarlar başta olmak hani üzere. Derler ya, ölü taklidi yaptı herkes. Aynen herkes. Evet, doğru bir tanım bu. Herkes ölü taklidi yapıyor. Çünkü meydan İran'a kaldı. Bu çok önemli bir olay. Yani bu Türk medyasında ya da işte sokakta insanlar siyasetinde ne kadar değerlendirilir onu bilemem. Ama hani orayı yakından takip eden birisi olarak söyleyeyim. Ben İran bu dünkü davranışıyla kendi siciline çok önemli bir zafer, en azından psikolojik zafer kazanmıştır diye düşünüyorum. Ama İran bir diplomasi geleneği olan, bir devlet geleneği olan, tarihten bugüne böyle ilginç bir ülke. Yani öyle çok yabana atılacak bir ülke değil İran. Ya dün gündüz, evvelsi günde İran'dan birçok arkadaş arıyor beni. Yani diyor ki ya olur mu bir şey? Ha, onların sorma nedeni başka. Yani hani dolar mı alalım, işte şey var, euro mu alalım falan, hani savaş çıkar mı çıkmaz mı, o niyetle soruyorlar. Parayı nerede tutalım? Aynen o niyetle soruyorlardı çünkü. Ben de %100 İran bunun şeyini alır, intikamını alır diye deyince önce inanmadılar, sonra inandılar. Yani o zaman dediler ki ona göre hesap yapalım. Evet. Hatta burada ben 2 gün önce Murat Taylan'la da ilk bağlandığımda da, hatta Mahir'le de ilk bağlandığımda dedim %100 yapacak İran. Bak %100 gerçekten zerre kadar şüphem yok. Ben İran'ı biraz tanıyorsam, demin senin söylediğin o cümle önemli. Yani İran'ın tarihsel geleneğini, diplomasisini ve Pers İmparatorluğu'nun da tarihteki bütün başarı başarısızlıklarının hepsini hatırlarsak İran bunun altında kalmaz. İran onun için kalmadı. Onun için diyorum İran büyük bir prestij kazandı diye düşünüyorum dünkü eylemiyle. Ha, olay bence bu kadar kalacak. Eğer Netanyahu büyük bir çılgınlık zaten yapmazsa tekrar. Tabii açıklamada yapıldı. Biz dediler Birleşmiş Milletler'de 51. maddeye uygun bir şekilde haklarımızı kullandık dediler. Zaten Amerika'nın, İngiltere'nin falan yaptıkları açıklamalar da çok böyle şey değil. Keskin açıklamalar değil. Biz İsrail Devleti'nin yine her zaman arkasındayız. İşte onların savunma haklarına yardımcı olmaya kararlıyız falan gibi. Sadece Hindu Başbakan İngiltere'de o biraz hani ağır konuşmuş, o kadar. O ağır konuşur, o çünkü sonuçta güneş batmayan imparatorluğun mirasçısı olarak evet. kala 3,5 metre karelik bir yerde Down Street'te 10 numarada oturduğu için zaten Hindistan'dan gelmiş bir vatandaş olarak kendince artistlik yapıyor. Şey olayında da, Kiev olayında da. Yani İran'ı pervasız olarak nitelemiş. Evet, zaten çünkü kendisi İsrail'i kurduğu için, yani İngiltere olarak kendisi İsrail'i kurduğu için bunu söylemek zorunda. Hadi İsrail anlarız da Ukrayna'da niye savaş kışkırtıcılığı yapıyor? Evet. Ya İngiltere'nin tarihinde
Tarih boyunca rezillikler var. Yani onu tek tek anlatmaya gerek yok. Yani Kıbrıs'ı da tutur, Karabağ'ı da tutur. Hepsinde biliyorsun Bangladeş. Ama İngiltere her çıktığı yerde bir sorun bırakarak çıkmıştır. Yani işte tarihsel olarak sürecek, ileri tarihlere kadar gidecek sorunlar bırakmıştır. İşte Keşmir'inden tutun, Assam'ında tutun, Hindistan'dan çıkarken. Her gittiği yerde İngilizler gitmiş, kavga bitmemiş. Filistin olayı, Kıbrıs Filistin, olayı, Kıbrıs, Karabağ olayı, yani Ermenistan, Azerbaycan'ın esas nedeni İngilizlerdir. Ruslar falan değildir oranın. Yani 1918, hep öyle. Ama işte şimdi çıkacak, işte Bay Efendi böyleydi de filan diyecek. Ya bak ben bir şey söyleyeyim sana, yani belki çok iddialı bir laf oldu. İsrail'in karizması çizildi. Yani 7 Ekim'de Hamas militanlarının girip de o İsrail'in geçilmez işte duvarlarını, savunma sistemlerini üstünden geçerek, Filistin toprağına girerek, esirleri alıp götürerek, İsrail askerlerini öldürerek bu karizma çizildi. Yani dünyada yenilmeyen ordusu olan, yenilmeyen Mossad'ı olan İsrail perişan durumda. Düne kadar, yani 2 gün öncesine kadar 470 bin civarında, yanlış hatırlamıyorsam, İsrail vatandaşı kaçtı, İsrail'den kaçtı. Bu İsrail tarihinde olacak iş değil. Yani ama İsrail zaten neydi? Netanyahu da halkıyla kavgalı. Evet, zaten bir sürü kavga nedeni de var. Hani tam o reform, yargı reformu diye bir şey. Yargı reformu mu neyse. Yani adam çünkü yargıyı ele geçirmek istedi. Halk ayaklandı. Ondan sonra olan oldu. Şimdi o abi de yolsuzluklarla suçlanıyor Netanyahu ve oğlu. Bir de öyle bir dertleri var. Mahkeme devam ediyor. Savaştan dolayı, kavgadan dolayı mahkeme her biri erteleniyor. Şimdi böyle bir yolsuzluğu örtbas etmek için beyefendi Netanyahu ve çetesi, zaten hükümetinde radikal, ne kadar radikal Yahudi, radikal Siyonist parti varsa hepsi Netanyahu koalisyon hükümetinde. Fakat Netanyahu'nun bir kompleksi var. Bunu kimse bilmez sanıyorum. Tarihsel bir sorunu var. Bir yarası var. Psikolojik bir yarası var. Nedir peki o? Temmuz 1976'da Filistinli ve Alman solcular bir İsrail uçağını kaçırmışlardı Paris üzerinden, Berlin Paris üzerinden. Ondan sonra aldılar bunu götürdüler Uganda'ya. İddi Amin zamanında bu. Evet. Uganda'ya götürünce İsrail gitti baskın yaptı Uganda'da. Entebbe baskını. Mogadishu mu, Entebbe mi? Aynen Entebbe. Öyle Entebbe baskını. Entebbe baskını. 1 Temmuz olması lazım 76'da. Şimdi o Entebbe baskınında çok enteresan bir şey oldu. İsrail komandoları şeyi ele geçirdi. 3 tane Filistinli, 3 ya da 4 olması lazım, kaçıranları uçakla öldürüldü. Rahineler kurtarıldı, şu oldu, bu oldu. Orada bir tek İsrail öldü. Bir tek İsrail. O da Netanyahu'nun kardeşi. Özel birlik komutanı. Onu unutmuyor Netanyahu, onun intikam ateşiyle yanıyor. Canıtın Netanyahu diye. Yok, o kadar yani. Onu da. Evet. İlginç bir kindarlık. Evet, aynen böyle. Bu %100 gerçek hikayeler bunlar. Geçenlerde dedim, yani birkaç ay önceydi, bu Jonathan Netanyahu'yu, yani şimdiki başbakanın kardeşini öldüren Ugandalı subay bir yerde bir röportajı vardı. Diyor ki bu İsrailli askerler saldırınca bir baktım birisi diyor bir şey yapmıyor, komut veriyor diyor, şöyledir böyledir falan, gözüme kestirdim onu diyor, vurdum diyor. İşte o vurdum dedi adam, şimdiki başbakanın kardeşi. Netanyahu bütün başbakanlık döneminde sürekli savaş yaptı, sürekli katliam yaptı, sürekli öldürdü, kesti, işte 10-12 yıldır başbakan. Tek şeyi bana göre, yani psikologlar tabii uzmanlık alanına girer ama ben de hasbelkader bir yarı psikolog olarak bu Netanyahu'nun yaptığı her türlü ruh hastalığı. Ya düşünsene İsrail Filistin. Hayır, işte Filistin başbakanı, yani evet. İsmail Haniye Filistin başbakanı, Hamas lideri ama Filistin başbakanıdır, seçilmiş başbakanıdır. 3 çocuğuyla 4 torununu bir anda öldürüyorsun ya. Yani bu ne biçim vahşet?
Bu nasıl bir vahşet, bu nasıl bir kan emiciliği? Ve bütün bunu ben Hüsnü'nü söylemiyorum, Namık söylemiyor. Bütün dünya söylüyor. Doğru. Ama adam Amerika'dan aldığı destekle şimdi öyle gidiyor. Ama işte sen de ben de söyledik ya, yani Amerikalılar abi kusura bakma bundan sonra senin katliamlarına artık sahip çıkamayız deme noktasına geldi yani. Şimdi dünyada en radikal liderlerden biri Ariel Sharon sayılırdı. Ariel Sharon'un geçti, katladı gitti Netanyahu. Ariel Sharon'un yanında hani Türkçe bir deyim vardı, yunmuş arınmış derler, öyle kaldı. Tabii Sharon 16-17 Eylül 1982'de Beyrut'ta biliyorsun. Sabra Şatil Filistin kamplarına saldırdı. O saldırıdan, katliamdan daha doğrusu ben bir gün sonra o katliamda o kamplara girmiştim. Bir gün sonra inanılmaz bir vahşet vardı. Ve orada çoluk çocuk böyle süngülerle karınları deşilmiş filan iğrenç bir görüntü vardı. Ve ben aylarca yıllarca o görüntüyle böyle uyuyamadım yani onu da itiraf edeyim. Adı Beyrut kasabına çıkmıştı adı. Aynen adı Beyrut kasabına çıkmıştı. Şimdi orada o kamp iki kampta yani Sabra Şatilla kampta ölen Filistinlilerin sayısı Filistinlilere göre 3180 olması lazım. Uluslararası medyaya göre 2000 civarında. Neyse 2500 diyelim. Şimdi dediğin gibi yani kasap Sharon 2500 Filistinli ama dikkat et o Sabra Şatilla'nın da intikamı alınmıştı hatırlayacaksan. Beyrut havaalanı yakınındaki Amerikan üssüne kamyonla saldırmışlardı. 300 Amerikan askeri, 300'ün üstünde Amerikan askeri ölmüştü orada. Ve Amerikalılar çekilmek zorunda kaldılar. Evet, Mayıs 83'te, ondan bir yıl sonra. Evet. Hem 380, iki tane saldırı, yani İslam Hizbullah'ın ilk tohumlarıydı onlar. Birisi Amerikan üstüne saldırıldı. 380 civarında yanlış hatırlamıyorsam üstelik Amerikalı. Moral gecesi mi ne düzenliyorlarmış o sırada, yani öyle bir akşamda. Ay bir de Fransız komutanlığına da saldırıldı. Evet, evet. Ayrıca onun hemen peşinde. Orada da bir 50-60 tane Fransız öldü. Bir de ayrıca Beyrut'un içinde de elçiliğe bir saldırı yapıldı. Yani hiçbir şey intikamsız kalmaz. Kalmıyor. Yani 3 gün sonra, 5 gün sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra var ya devletlerin ve toplumların hafızası daha güçlü. İnsanların hafızası nisyan ile mağlul olabilir ama dediğim gibi toplumların ve devletlerin hafızası her zaman güçlü. Evet. Eski Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ben bir konferansında dinlemiştim. İşte bu uluslararası ilişkiler mütekabiliyet esasına dayalıdır demişti. Yani karşılıklılık. Sen yaparsan karşılığını görürsün anlamında söylemişti. Gerçekten de öyle oluyor. Tabii eğer kendine güveniyorsan bir ülke olarak kendine güveniyorsan, bir devlet olarak kendine güveniyorsan, toplum olarak kendine güveniyorsan ve kazanabileceğine inanıyorsan, bu çok önemli bir olay çünkü. Kazanmayacaksan yani neyin mütekabiliyetini vereceksin? Yani bir hani Hristiyanlıkta var ya, hani bir tokat alırsın sağ tarafından, sol tarafından, öbür taraftan. Hayır, bu öyle değil. İslam'da ne var? Göze göz, dişe diş. Göze göz, dişe diş. Şimdi ama bunun da bir dediğim gibi rejonu olması lazım. Yani yersin sopayı oturursun, yersin sopayı oturursun. İşte bunun iki tane örneği var. Yani bir daldan dala atlıyor. Johnson mektubu. Yani evet, evet. 63'te. Şimdi düşünsene adam Amerikan bir başkanı Johnson dönemin başbakanı İnönü'ye mektup yazıyor. Lan Kıbrıs'a giderseniz mahvederiz sizi falan meşhur hikaye. Ne oldu peki? Ama onun da bir cevabı vardı. İşte onu diyorum işte. Onun da bir cevabı vardı. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de orada yerini alır demişti yerini İsmet alır. İnönü. Peki, aynen. Peki ne yaptı ondan sonra? İnönü'nün yerine gelen CHP lideri olarak rahmetli Ecevit ne yaptı? 74'te istediğin kadar senin uçağın gelsin, ben giderim inerim dedi Kıbrıs'a. İşte. Evet. Bu iş evet, böyle. Evet. Şimdi. Yani demek ki bazı şeyler konuşmakla olmuyor. Yani olmuyor. Büyük laflar etmekle olmuyor. İcraat, aynen. İşe bakacaksınız. Lafı güzaf. Evet. Yani manşet atıyor beyefendi Yeni Şafak'taki arkadaşlar. İran animasyon cumhuriyeti. O zaman biraz kendi bizim iktidara baksınlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP iktidarı ne yapıyor peki bu konuda? Ticaretini devam ettiriyorsun sen İsrail'le. Hadi ondan da vazgeçtik. Trump yani dişe diş, göze göz dediğimiz için Trump Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir mektup yazıyor. Evet, evet. Ve biz sesimizi çıkartmıyoruz.
Evet. E o zaman dün akşam ne işledik? Davutoğlu bahsetti ondan. Ahmet Davutoğlu bahsetti. Hatta ben niye bu ticareti durduramıyor diye sorduğumda şunu söylemişti. Finansman bulmak istiyorsanız dünya finans kuruluşlarından o zaman yapamazsınız dedi. Ambargo uygulayamazsınız. Ticareti kesemezsiniz dedi. Şimdi hiç yapamazsın. Evet. Çünkü bir ay sonra ayın 9'unda sözde tabii bilmiyoruz eğer iptal edilmezse Mayıs. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs. Beyaz Saray'a gidiyor. İlk defa çünkü Biden Erdoğan'la buluşacak Beyaz Saray'da seçildiği günden bu yana. Artık işte gider ayak diyelim Biden, ona da. İşte sen geçen de söyledin ya topal ördek. Biden için. Şimdi öyle bir topal ördek. Tam giderken hadi gel görüşelim. Zaten görüşsen de olur. 3 ay sonra gideceksin sen. Biden için söylüyorum tabii. Şimdi dolayısıyla bütün bu değerleri, verileri yan yana getirip sağlıklı bir bakış açın yoksa, bilgiye dayalı ama bak bilgiye dayalı sağlıklı bir bakış açın yoksa birincisi bu. Evet, İki, yurtsever değilsen ve ülkeni sevmiyorsan ve ülkenin çıkarlarını kollayacak beceri ve gücünde değilsen o zaman politika yapmayacaksın. İşte bütün mesele bu. Politika yapmayacaksın. Bütün mesele bu. Öyle. Ülkenin çıkarları. Ülkenin çıkarları mı yoksa birilerinin çıkarları mı? Biz bunu çok yakın tarihimizde yaşadık. Yani o karşılıklılık dediğimiz şeyde neyse o konuya girmeyelim şimdi burada. Hani cinayet dosyasını verip başka şeyler kazanıldı mı diye sorduğumuz